Gönüller takımı Cemalcan ve Ardağan Ünlüler Adası'nda konseyden sonra maskelerin düştüğünü ve gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını söylüyorlar. Neler demişler izliyoruz. Karşı takımda biraz fokurdamalar başlamış gibi hissettim. Şimdi yani oyun alanında hiçbir şey anlayamıyoruz karşıda ne olup ne bittiğini. Onlar da aynı şekilde bize karşı anlayamıyor. Ama konseyde biraz sohbet ettiklerinde Aycan'la Derya abla arasında ufak bir sürtüşmenin çıktığını ve grubun ikiye bölündüğünü hissettim. Bakalım bunun belirtisi diğer konseyde belli olur. Yani ikinci ve üçüncü adayın çıktığı konseyde daha çok belli olur, anlarız diye düşünüyorum. Güzeldi bizim açımızdan, kazandık. İnşallah hep böyle bütün dokunulmazlıkları kazanırız da bu şekilde devam eder. Dün güzel bir tiyatro izledik, hoşumuza gitti. Yani her maskenin içinde bir yüz var derler ya. İşte biz sadece bunların maskesini gördük. Gerçek yüzlerini arkada dün gördük. Aldı dokunulmazlığı, oturdu, onları izledik. Onlar orada birbirini yedi. Görünen yüzünün arka kısmı da varmış onlarda. Bir baktık ki anam, Derya'ya bu cephe almışlar. Aycan küfür etmiş. Uğur ona bakmış. Mert işte ona laf söylemiş. Melis istenmeyen biri olmuş. Anam görsen var ya böyle, birbirlerini yemişler, bizim haberimiz yok. Demek neymiş? Görünen yüzün arkası da var. Evet, tabii hep söylediğimiz bir şey, konsey olunca takımlarda iç huzursuzluklar neyse ortaya çıkıyor. Olan şeyler aslında yüzeye çıkıyor diyebiliriz. Gönüller takımı da bunu konseyde görüyorlar. Tabii işin içine daha konseyde aday olmayan Erman ve İrem dahil olmadı. Onlar dahil olunca bence çarşı daha da karışacak. Burada Cemalcan'la Arda'nın dedikleri için neler söyleyeceksin? Ondan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Panoramaya başladık, yaklaşık bir saat oldu ve biz ilk defa gönüllerden şu dakika bahsediyoruz. Evet. Yani ne diyorduk programı ilk yaptığımız haftalarda? Yeri gelecek gönülleri unutacağız, ünlüleri konuşacağız diyorduk. İşte o günlere geldik mesela. Bak bir anda Ünlüler Adası'nı konuşuyoruz. Tamamen konu Ünlüler Adası ve tartışarak konuşuyoruz. Öyleydi böyleydi vesaire. Unuttuk Yasin'i işte diğer arkadaşlar. Birazdan hatırlayacağız. Birazdan hatırlayacağız da. Öyle bir kek geliyor ki birazdan. Aynen, birazdan hatırlayacağız. Ama şey yani işte Survivor böyle bir şey. Panorama yapmak da böyle bir şey. Oradan oraya bir anda gidiyorsun. Bir yarışmacıyı unutuyorsun. Ondan sonra ertesi gün geliyor o yarışmacı. Sadece onu konuşuyorsun. İşte şu an biz sadece ünlüler takımını konuştuk bir saattir. Dedikleri çok doğru. O adada yaşadık hepimiz. Siz de biliyorsunuz. Karşı adada neler oluyor? Kim kimle acaba vesaire. Hep gözlemlemeye çalışıyorsun. İşte konserlerden ipucu alıyorsun. Böyle bir şey. Onlar da aslında öbür tarafın rakiplerinin iç dünyasını, iç siyasetini çok merak ediyorlar. Ve yorumlar yapıyorlar. Güzel yorumlar yapıyorlar. Ben Arda'nın röportajlarını çok beğeniyorum. Güzel böyle, konuşuyor değil mi? Çok güzel konuşuyor. Mesela kendi takımıyla ilgili de, rakip takımıyla ilgili de böyle hep böyle güzel bir şey. Analizler yapıyor. Güzel analizler yapıyor, evet. Çok beğeniyorum, tebrik ediyorum Ardahan. Buradan Ardahan'cığım tebrikler sana, izleyemiyorsun ama Ardahan, İhsan seni çok beğenmiş, iletelim dedik. Sema sen neler söyleyeceksin? Dediğiniz gibi kontak açıldı, artık biz ünlü takımındayız. Çünkü konseyler kimi konuşacağımızı belirliyor aslında. Çok fazla tartışmalar oluyor. Hatta dün İhsan sen söylemiştin ya, bu neyden önce neyden sonra hani... Oyundan hemen oylamadan önce konsey sonrası karışık oluyor. Ardahan çok iyi bir yarışmacı. Cemalcan zaten kendini ispatladı bu konuda ama Ardahan'ın ben birkaç hafta sonra çok daha böyle kana karışacağını, çok daha sevileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle çok kırmadan doğru tespitler yapmaya çalışıyor. Bilmiyorum, bana çok başarılı geliyor Ardahan. Damla sen ne diyeceksin? Yani tabii ki de hani şu an artık bir takım... dokunulmazlığı kaybettiği zaman en çok onlardan konuşuyoruz ya da en çok olaylar o tarafta yaşanıyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi gönüllüler de aynı şekilde bir dokunulmazlığı kaybettikleri anda herhangi bir problem yaşadıklarında en çok da onları konuşacağız aslında. Hı hı. Hani hepsi herkesin yaşadığı bir takım olaylar oluyor ama hani şimdi Ardahan'la Cemalcan aynı şeyleri söylüyorlar. İşte olayın aslında bir de perde arkası var. Demek ki hepsi birbiriyle iyi geçinmiyor. Takım ikiye bölünmüş. Hani belki de Survivor'ın ruhu bu. Ne yazık ki insanlar orada iyi anlaştıkları kişilerle hani birlik beraberlik içerisinde olup bir kişiyi dışlayabiliyorlar ya da bazı olaylar yaşayıp da hani bir kişinin performansı üstünden gidebiliyorlar. Hani bu şimdi ünlüler için geçerli ama daha sonrası için aynı şeyi gönüller için de yaşayıp göreceğimizi tahmin ediyorum.